uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen ve 27 tane çok zorlu askeri testi başarıyla geçen, kısaca EZMA denen bu elektrikli zırhlı muharebe aracımız artık silahlı kuvvetlerimizin emrindedir. Savaşma süresi 10 saati bulan motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda düzenlenen Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi açılış etkinliği ve ürün lansmanına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan II. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayi için başlatılan atılımların, kurulan fabrikaların, geliştirilen sistemlerin, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bıraktığını anlattı. Kıbrıs çıkarmasında yaşadığımız acı tecrübeler, bize bu konudaki eksikliğimizin vahametini tüm çıplaklığıyla göstermiştir. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknoloji ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcandı. Bunda da Cumhurbaşkanımızın emeği çok büyük. Orhan obüsü 105 mm çapı ve helikopterle havadan taşımaya uygun 1750 kilogram ağırlığı bir dakikada atışa hazır hale gelebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özellikleriyle bilhassa komando birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır. Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen Sahra topunu 1868 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz, kendi sınıfının en iyisi olan Boran obüsünü yaptılar. Boran obüsü, 105 mm çapı ve helikopterle havadan taşımaya uygun 1750 kilogram ağırlığı, bir dakikada atışa hazır hale gelebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özellikleriyle bilhassa komando birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır. Erdoğan ayrıca PMT-76-57A tüfeğinden de bahsetti. Platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Bu yeni makinalı tüfeğimize PMT-76-57A ismi verilmiştir. Makineli tüfeğin ismindeki 57A ibaresinin özel bir anlamı var. Bu ifade tüfeğimizin isminde Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz atışıyla şehit düşen 57. Alay'ın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır. Türkiye savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok başarıda savunma sanayinin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan devletlerin geleceğine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Teknolojik bağımsızlık çok daha kritik hale gelmiştir. Kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalabiliriz. Bugün Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslardan ve Afrika'ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak geldiğimiz seviye sayesindedir. Rahatsız olanlar Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymayan her türlü askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Milletimiz her seferinde milli iradenin, demokrasinin, istiklal ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Türkiye, kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, muharebe sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla donanmamız dosta güven, düşmana korku salan konumunu güçlendirmiştir. Bu sene denizde ikmal muharebe destek gemisi projemize hız verdik. Türkiye her alanda kendi silahını üretmek için son dönemde büyük çaba sarf ediyor. Şimdilerde ise F-35 rakibi bir uçak üretme konusu gündemde.
Türkiye'nin son yıllarda hava unsurları açısından en kritik konularından biri olan F-35 macerası, Amerika tarafından gelen resmi yazıyla dönülmesi zor bir noktaya girdi. Washington, ülkemizi F-35 programından çıkardığını resmi olarak Ankara'ya bildirdi. Bu durum her ne kadar malumun ilanı olsa da, savunma sanayi çevrelerinde şimdi ne olacak sorusu kadar milli muharip uçak ve insansız savaş uçağı projelerinin durumu yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Tüm bu tartışmaların üzerine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın F-35'lerin verilmeyişi bugün dezavantaj görünse de gelecekte hayırlı olabilir. Dünyanın hali hazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zeka ile donatılmış insansız savaş uçaklarına bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, SİHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir. Paylaşımı, insansız savaş uçakları için ne kadar hazırız sorusunu beraberinde getirdi. Amerika'nın F-35 kararı bizim için ne bayram havası sağlar ne de yas tutmamıza neden olur. Gelseydi ilk kez 5. nesil bir uçak kullanacak, bakımını öğrenecek, taktik kabiliyetlerimizi buna istinaden geliştirecektik. Sensör merkezli uçuş kabiliyeti kazanıp bu tür uçakların parça üretimlerinde gelişecektik. Gelmedi ve biz bunun için en az 5-10 yıl kaybettik. Çünkü kendi uçağımızı bekleyip tüm bu saydıklarımı ve daha fazlasını orada öğreneceğiz. Ancak oturup karalar bağlamanın da bir anlamı yok. Milli Muharip Uçak Projesi, insansız savaş uçaklarından bağımsız olarak kesinlikle aynı hızda devam edilmesi gereken bir iş. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Öğrenelim ki insansız savaş uçaklarında bunu uygulayalım. Ancak 2023'te Stealth, tam otonom bir insansız uçağın kendi kendine gidip düşman bir ülkenin derinliklerinde bir hedefi vurup dönüp geleceği hayaline kapılmamak lazım. Bunlar çok zorlu süreçler. Ancak bugünden atılacak adımlarla ve çok çalışarak gelecekte yerli ve milli olarak üretilen insansız savaş uçağını gökyüzünde görmek hiç de imkansız değil. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, sürece dair görüşlerini paylaşırken Türkiye'nin adım adım ileri doğru giden bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Oğuz'a göre önce mühimmatları almakta sıkıntı yaşayan Ankara ilk iş olarak bu alana yöneldi. Kısa sürede kat edilen mesafe platformlarda da çalışmaları hızlandırdı ve bu kez de SİHA'larla yol alındı. 450 beygirlik bir motorla başlayan çalışmalarda diğer adımlar da atılıyor. Örneğin ilk etapta mekanik radar eklenmesi muhtemel. Sonrasında AESA radar gelecek. Havadan karaya füze atan SİHA'larımız havadan havaya füze atacak. Bu da yetmeyecek, helikopter ve savaş uçaklarında olduğu gibi elektronik savunma sistemleri konulacak. Bunlar adım adım ilerleme stratejisinin bir yansıması. Hem motor güçleri hem de donanımları artacak. SİHA'ların bir süre sonra insansız platformlara evrilmesi zaten beklenen bir durum. Ancak insanlı savaş uçaklarıyla karşılaştırıldığında hala çok ciddi zaafları olan insansız platformların bu eksikliklerinin kısa bir sürede giderilmesi pek mümkün görünmüyor. Her şeyden önce düşük görünürlük için mevcut platformların alması gereken daha çok yol var. Belki de gelecek yıllarda mühimmatları gövde içinde saklayacak SİHA'lar göreceğiz. Bu yeterli olmayacak. Ses hızının altında hemen hepsi. Daha hızlanmaları gerekecek. Bu da yetmeyecek, motorunun daha da güçlenmesi şart olacak. Boyasından kaplamasına kadar her şeyi baştan aşağı planlamamız lazım. Bu kadar değişiklik sizi zorunlu olarak gövde değişikliğine götürecek ve bu da 3-5 yılda çözülecek bir durum değil. Aslında insanlığın yapay zeka konusunda henüz mağara çağında olduğunu da bilmek gerek. Yapay zekanın size en iyi performansı vermesi için çok büyük veri setlerine ihtiyaç var. Bu veriler de bugünden yarına olmuyor. Sizin toplamanız lazım. İnsanlı uçaklarda deneyecek, sonrasında veri kütüphanesine atacaksınız. Yine yetmeyecek, yapay zekanın bu veriyi öğrenmesi yine yıllar alacak. Belki yakın gelecekte insanlı savaş uçaklarına eşlik edecek insansız uçaklar görebiliriz. Hibrit model olarak tanımlayabileceğimiz bu sistemde insan yine en temel unsur olacak. Merkezde insanlı bir uçak, etrafında çok sayıda insansız uçak düşünün.
bu insansız uçaklardan kimisi Akıncı olup önde gidecek, kimi elektronik harp görevini üstlenecek, kimisi hedefi imha edecek, kimisi de gerekirse kendini feda edecek. Bunlar mümkün. Ancak tamamen insansız savaş uçağı üstünden ilerleyecek bir yapının ben 2060'lı yıllardan önce gerçekleşebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Bu süre zarfında belki de insanın havadaki görevi bitecek ama yine bir şekilde yerde de olsa temel unsur insan olacak.